Merhaba sevgili akrepler. Selamlar sevgili akrepler. Nasılsınız, iyi misiniz? Bilinç Okulu Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Ekim ayı gökyüzü günlüğünde sizlerle paylaşmaktan müthiş zevk duyacağız. Evet, Ekim ayında neler var sevgili Demet? Çok ilginç bir döneme giriyoruz. Evet sevgili akrepler, Ekim ayında önemli bir yeni ay terazi burcunda olacak. Ardından 19 Ekim'de Koç burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Ayın ilk haftası biraz gergin çünkü Güneş'in Plüton ve Uranüs'te yaptığı sert etkileşimler var ve bunların etkisiyle beraber 5 Ekim'de 11 derece terazi burcunda yeni ay doğacak. Akrepler için 12. ev konuları etkili olacak. Birazcık gizli konular olabilir, arınmak, bilinç dışı kavramlar. Bilinç dışı etkilenmeler olabilir, kendilerinin bilmediği bazı gerçekler bilinçlerine gelebilir. Hı-hı. Çok derin bir ay. Aslında 5 Ekim, yani bizim Hazar mevsimine girdiğimiz dönem, Akrep mevsiminin hemen öncesi. Hı-hı. Ve bu Akrep mevsimiyle beraber de çok dikkat edilmesi gereken önemli bir döngüye giriyoruz. Bu 5 Ekim yeni ayıyla beraber yönetici gezegenlerinden ikincil ve ana yöneticisi olan Plüton'la Uranüs'ün bir yeni ay esnasında karesi var. Evet. Bunun yanında ikinci, yani ana yöneticilerinden Mars'ın ise Venüs'e karesi var. Evet. Aslında sağlıkla ilgili dikkat etmeleri gereken, temkinli olmaları gereken bir dönem. Arınmak, işte ne diyebilirim size, bir alışkanlıktan kurtulmak, kötü bir alışkanlık, sigara, alkol veya işte hiç arz etmeyiz ama uyuşturucu gibi bir alışkanlıktan kurtulmak için tedavi görmek. Evet. Bunun yanında psikologlarla görüşmek, daha ziyade şifacılık gibi çalışmalara katılmak için uygun bir döneme giriyor Akrep Burcu. Evet. Aslında kendisinin evinin içinde varlığını sorgulayacağı bir dönem. Çünkü Merkür de retroya gidiyor Akrep Burcu'da. Evet, yani demek evet. ki bu Ekim ayı Akrep için önemli bir döngü. 5 Ekim'den evet. itibaren gezegenler güçleniyor. Yalnızca tabii 2 Ekim'de Güneş kare Plüton var. Bazı ufak tefek sıkıntılar ve sağlık sorunları olabilir. 3 Ekim'de de aynı şekilde. 5 Ekim'de terazi burcundaki yeni ayla beraber arınma dönemi başlıyor ve yönetici gezegeni Mars'a 15 Ekim'den itibaren Başak Burcu'na girdiğini görüyoruz. Evet, Başak Burcu'na girecek Mars. Bu da sosyal hayatlarını biraz hareketlendirebilir. Belki iş ortamlarında enerjilerini daha fazla harcamaları gerekebilir. Maddi konularla ilgili gelişmeler olabilir. Bir de arkadaş ilişkilerine dikkat etmek gerekiyor. Mars orada biraz sorun yaratabilir. Gene de 16 Ekim'deki Venüs üçgen Uranüs'le beraber daha uyumlu, daha özgür ve daha keyifli bir döneme Venüs giriyoruz. Yaya geçmiş olacak 7 Ekim'de bu arada ay başında. Venüs'ün yayda olması maddi konularla ilgili birazcık kazançlarda, gelirlerde ama harcamalarda da artış olabilir. Biraz keyif için, özellikle akrep bayanları harcama, alışveriş, seyahat, harcamalar yapabilirler. Zaten bu ay biraz güzellik ve bakımın da ön planda olduğu bir döngü. Evet. Yalnızca akrep bayanlarına estetik operasyon, botoks veya da saç stillerinin değişimi gibi radikal değişiklikler önermiyoruz. Evet. Çünkü Plüton ve Uranüs'lü bir döngüde evet. estetik operasyonlar, botoks gibi kavramlarda beklenmedik sıkıntılar ve kalıcı izler, kalıcı yaralanmalar olabilir. Tabii doğum haritalarını bilmiyoruz. Doğum haritalarını evet. bilmediğimiz için de genel olarak farazi konuşuyoruz. 21 Ekim'de Merkür retro harekete geçiyor. 19 Ekim'de Koç burcunda ay tutulması var. 19 Ekim Koç burcunda ay tutulmasını nasıl etkileyecek? Yine sağlıklarıyla ilgili bazı gelişmeler olabileceği gibi iş konularıyla ilgili bazı sonuçlanmalarla karşılaşabilirler ya da sürpriz gelişmeler olabilir. Çünkü Uranüs'ün Venüs'le yapacağı üçgen açı etkili olacak bu tutulma sırasında. Belki yanlarında çalışacak yeni bir elemanın alınması olabilir ya da çalışan bir elemanın işten ayrılması da olabilir çünkü. Şimdi bir de bu tutulma döngüsü geldi. 6-12 kasbında olan bir tutulma evet, döngüsü evet. geldi. Aslında Akrep Burcu'nun özel tutulma döngüsü dediğimiz o boğa akrep tutulması 4 Kasım'dan itibaren bitiyor. Biraz daha rahata edecek akrepler. 19 Ekim yanında çalışacak birini bulabilir, bir yardımcı bulabilir. Sağlıkla ilgili arzu ettiğinin de ötesine güzel bir çözüm yaratabilir. Alışveriş yapabilir. Günlük hayatta beslenmeyle ilgili biliyorsun 19 Ekim. Evet, evet. Beslenmeyle ilgili değişiklikler, kıyafetlerde marjinal bazı değişiklikler evet. olabiliyor. Venüs Uranüs trine çünkü bazı akrep hanımlara tam anlamıyla şeylerini değiştirecekler, stillerini değiştirecekler.
böyle bir yapıyla da karşılaşabileceğiz. 21 Ekim'den itibaren Merkür retro harekete geçiyor Akrep Burcu'nda. Evet Demet, bu çok önemli. Evet, Merkür'ün Akrep Burcu'nda retro harekete geçmesi tabii akrepler için birazcık zihinsel olarak daha fazla içe dönmek, dönmeye neden olabilir. Biraz daha o kuşkucu, kuruntucu yanları daha fazla ortaya çıkabilir. Tabii ilişkide oldukları kişileri biraz zorlayabilir bu durum. Bazen entrikalar, bazen evet, karışıklıklar, bazen Akrep Burcu'nun olmam. Evet. Ya zaten bak, ben Merkür Akrep'i sevmem. Yani Merkür Akrep Burcu'nda olduğunda çok entrikacı olur. Evet, böyle bir şey entrikacı arar. Bir şeyler arar. Böyle yorganın altında pire arar. Yorganın altında pire arar. Yani sürekli huzursuz tiplerdir bunlar. Evet, sürekli kavga edeyim, çatışayım, dedikodu yapayım falan böyle tiplerdir. Merkür Akrep'te böyle retro olduğu zaman da bu tip konular çok daha ön plana çıkar. Evet. Bence takıntılar olabilir. Psikolojik olarak bazı takıntılar ortaya çıkabilir. Gerektiği takdirde bir psikologla, bir psikiyatristle görüşmek de gerekebilir. İletişim sorunları, yanlış anlamalar, bilgisayarlar, teknoloji cihazlarında arızalar olabilir. Haftalık detaylarda bunları daha da farklı görebilirler. Bilinçokulu'nun haftalık burç yorumları çok daha fazla detay veriyor, doğru değil mi? Tabii haftalık olarak haftanın gezegen etkilerine biraz daha detaylı veriyoruz. Bunun yanı sıra günlüklerimizde de günlük etkilerden bahsediyoruz. O zaman ne duruyorsun Akrep? Haftalık ve günlük yorumlar oku. Sevgiyle kal, bay. Hoşça kalın.